Arkadaşlar, dostlar, hepinize Bogota, Kolombiya'dan merhabalar. Arkadaşlar, şu anda Bolivar Meydanı'ndayız. Bolivar Meydanı'nın ara sokaklarındayız. Görmüş olduğunuz gibi çok renkli bir sokak var dostlar. Burada insanlar hediyelik eşyalar satın alıyorlar ve gerçekten kültürün yüksek olduğu bir ara sokak. Ve şimdi sizi ana katedrale doğru götürmeye çalışıyoruz. Evet dostlar, burası görmüş olduğunuz gibi Bolivar Meydanı'nda bulunan ana katedral. İçerisini size maalesef gösteremedik çünkü kapalıydı görmüş olduğunuz gibi. Ama yine de bu Bolivar Meydanı ve sokakları görülmeye değer dostlar. Şimdi geçiyoruz Monserrate Tepesi'ne ve Kutsal Kilise'ye dostlar. Burada taksici emektar abimiz bizi Monserrate Tepesi'ne götürüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet dostlar, burada Türkçenin Rusça kadar zor olmadığını anlatmaya çalıştım, ona göstermeye çalıştım. Burada da İngilizce biliyor musunuz diye sordu bize, ikiniz de İngilizce biliyor musunuz diye. Biz de evet diye cevap verdik çünkü ikimiz de İngilizce yoluyla anlaştığımızı belirttik. Görmüş olduğunuz gibi Bogota sokakları arkadaşlar bu şekilde. Bir süpermarketten geçiyoruz şu anda. Burada ikimizin Türkçe bilip bilmediğini sordu ve ben sadece Türkçe bildiğimi belirttim. Türk olduğumu belirttim. Sadece ben Türk'üm diye söyledim. Şimdi Monserrate Tepesi'ne doğru gidiyoruz ve şu anda Bogota'yı görüyorsunuz dostlar. Bir yandan fakir, bir yandan zengin bir yüzü olan Bogota yukarıdan bu şekilde gözüküyor. Dostlar şu anda geldik. Monserrate Tepesi'ne giden yol burası. Bu görmüş olduğunuz kuyruk teleferik kuyruğu dostlar. Teleferikle ulaşım sağlıyorsunuz tepeye çıkmak için. Ve görmüş olduğunuz gibi şu yeşillik, şu orman ve teleferiğin güzelliği hiçbir yerde yok dostlar. Gerçekten çok keyifli bir yolculuktu bizim için. Eğer benim gibi yükseklik korkunuz varsa biraz zor olabiliyor ama gerçekten görmeye ve deneyim etmeye değer diye düşünüyorum dostlar. Dostlar bu arada yolculuk 10 dakika ya da 15 dakika kadar bir süre sürüyor. Ama keyfi de bambaşka bir keyif tabii ki. Biz burada görüntüyü kısaltarak size göstermeye çalıştık. Evet, şu anda teleferikten indik. Görmüş olduğunuz gibi teleferik yaklaşık 30 kişi kapasiteli. Ve burada bir restoran var dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bu araba ve bu ihtiyaçlar gerekli restoranlara falan dağıtılıyor. Aynı şekilde onlar da teleferikle getiriliyor yukarıya. Ve şu anda ormanın içine doğru ilerliyoruz. Bu görmüş olduğunuz yer dostlar meydan. Buraya geldiğiniz zaman meydan gibi düşünün. İşte tuvaletler ve diğer unsurları diğer yerleri size gösteriyor. Gerçekten büyük bir yer. Ve dostlar buraya geldiğiniz zaman mutlaka buradan empanadas tadın. Empanadas Colombianas, yani Kolombiya empanadası. Fiyatları çok uygun ve çok lezzetli bir empanada dostlar. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen Kutsal Kilise'nin alt tarafında bulunuyor. Hemen buraya geldiğiniz zaman, evet, burada başka bir tepede yine Hz. İsa Bogota'yı selamlıyor ve onları kutsuyor. Ve dostlar şimdi sizi İsa'nın ölüme mahkum edilmesini resmettiği, heykellendirdiği bölümü ve daha sonra Kutsal Kilise'yi göstermek üzere baş başa bırakıyoruz. Pidiendo al Señor que perdone nuestras faltas. Dios, quien siempre es el víctima.
Hijo en misericordia tenga piedad de nosotros. Él perdone. Presentando sus intenciones, también orando que podamos adherirnos a los bienes eternos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las dos tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía. Las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar, santo eres, Señor, nuestro Dios. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Ensalcen a Dios y la ley que les dio. Santo eres, Señor. Decimos y aseguramos que nuestra vida está en función del reino de los cielos. Implica eso, mis queridos hermanos, que hemos estado llamado a ser evangelista para que aquellos en las leyes y bajo la lógica del reino, la lógica que nos invita a pararnos en la ley del amor. Super bien. Yo también corriente. Sí, porque ya está.